sevindirici bir şeyde bir de dergi çıktı. Evet, evet, bu çok önemli hocam ya. Bunu ben anlatayım mı? Benim için çok önemli. Evet. Şimdi Türkiye'de zaten yıllardır, senin adını da görüyoruz evet, burada. Evet, şey yayın kurulundayım ben bu derginin. Türkiye'de yıllardır bir konu vardı hep bildiğiniz üzere. Polisiye roman var mıdır, yok mudur, yazılır mı, yazılır mı? Bunların hepsi artık bitti. Şimdi enteresan bir şey yapılıyor. Var mı? İlk kez sanırım var. Sen aslında? Yok, benim dışımda da çok değerli yazarlar. Elbette canım, Celil Oker'den. Var, Celil Oker'i var, Esma Naykol var, Emrah Serbest var. Çok değerli yazarlarımız var. Hepsi çok birbirinden değerli. Ama ilk kez böyle bir dergi çıkardık. 221B. 221B tabii ki Baker Street. Baker Street. Yani Sherlock Holmes'un evinin bulunduğu Doktor Watson. Doktor Watson'ın şeyle müşterini kabul ettikleri yer. Burada yoğun bir şekilde biz hem Türk polisiyesinin hem dünya polisiyesinin ve edebiyatın, polisiye edebiyatının sorunlarını konuşacağız. Çok değerli insan Erol Üye Pazarcı abimiz var. Çok değerli. Sevin Okyay var. Pek çok yazar, akademisyen var. Dostlarımız var. Sayfaya bakıldı. Sayfa beğendin değil mi? Çok evet, güzel. Beğendim. Çok hoş bir şey oldu. Hatta umarım ileride açık ben olsun. Buna bir de Cingöz ve çok seviniriz. Tabii. Çok tamam. Tuttuğum filmlerdi. Tabii. Tamam. İki defa filme alınmıştır ama tamam. Yani Cingöz ve Cahi bana daha Sherlock Holmes'tan sevimli gelir. Bir defa. Arsene Lupin'in şeyi o. Evet. Böyle bir komiserle kendi arasında Mücadele ve duygu var. Böyle aradısa da komisere iyilikler evet, falan yapar. Evet, evet. Robin Hood gibidir. Evet, tabii, yani tabii, mutlaka zenginden alıp yoksula verir. Tabii Arsene. Babam, rahmetli babam çok severdi. Çok bayılırdı. Ayhan Işık oynardı şeyde. Evet, Ayhan Işık. Ayhan Işık oynardı. Ben kitaplarını Cahil okuyarak büyüdüm. Evet, çok çok hoş. Beyan-ı Safa. Allah rahmet eylesin. Bir söz kabul ediyoruz. Yazıyı bekleyeceğiz bir önümüzdeki sayılarda. İnşallah yani. Televizyonda konuştunuz bilmiyorum artık. Artık kayda geçti.